Türkiye'nin resmi siyasal muhalefeti de 43 yıldır bu tekçi darbe siyasetinin kuralları içinde muhalefet oyununu oynuyor. İktidarın ve muhalefetin darbe karşıtlığı üzerine demokrasi söylemleri bir siyasi şikenin üzerine örten birer incir yaprağı görüntüsü veriyor. Kısacası iktidarıyla muhalefetiyle siyasetçiler 12 Eylül darbe rejimiyle uzlaştılar. Sanki 12 Eylül darbesi olmamış, sanki 12 Eylül rejimi temel unsurlarıyla sürüyormuş gibi bir tutum içinde oldular. Bu tutum 2000'li yıllara doğru iktidara hazırlanan siyasi yasaklı Erdoğan'a iktidar olma olanağı sağladı. 2000'lerin başında iktidar olan Başbakan Erdoğan geniş bir hareket sahası sağlamaya devam etti. Açık bir ifadeyle Türkiye'nin resmi muhalefet siyasetçilerinin 12 Eylül rejimi ile uzlaşmasının bedeli Erdoğancı tekçi rejim oldu. Anayasayı ve yasaları ihtiyaç duyduğunda yok da saydı. Resmi muhalefet siyaseti 1983 yılından 2000'li yıllara 12 Eylül darbe rejimiyle uzlaşmasaydı, darbe rejimi tasfiye edilebilseydi, hatta sınırlanabilseydi, Erdoğan bu kadar yolu adeta muhalefet yokmuş gibi böyle kolaylıkla alabilecek miydi? Barış, Türkiye 1974-80'li yıllarda yaşanan ve sağıyla soluyla iç savaşa varan çatışmalarda hayatını kaybeden 5000 gencin hesabını vermeden toplumun üzerinden silindir gibi geçen kanlı 12 Eylül darbesiyle karşılaştı. Türkiye 12 Eylül darbesiyle de hesaplaşmadan 40 yıldır süren ve 40 bin insanımızın ölümüne yol açan çok daha kanlı savaşa ve çatışma ortamına girdi. Gelinen noktada savaş ve çatışma ortamı toplumsal ayrıştırma, yoksullukla terbiye etme, kaygı ve korku iklimi eşliğinde iktidarı sürdürme ve siyaset yapma biçimi olarak sürdürülüyor. 12 Eylül rejimiyle birleşen tekçi rejime karşı savaşın, ekonomik krizin nedenleri ve sonuçları yanı sıra toplumsal kayıplarıyla yüzleşme kendini dayatıyor. Netice olarak barış kendini dayatıyor. 12 Eylül darbesinden bu yana hükümetlerin değişmesiyle birlikte kısmi değiştirmelerle sürdürülen 1980 darbe anayasasının kaldırılarak demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi ve sosyal bir anayasanın toplumsal bir mutabakat ile yapılmasını talep ediyoruz. Diyarbakır Beşnoğlu askeri cezaevinin her karesinde yaşanan gerçekliğe bağlı kalarak büyük insanlık ve ülke için insan hakları müzesine dönüştürülmesini talep ediyoruz. Toplumsal barışın, adaletin, kolektif ve bireysel hak ve özgürlüklerin sağlandığı, baskının ve şiddetin değil, özgürlüğün ve eşitliğin olduğu demokratik cumhuriyette yaşamak istiyoruz.